Selma, ayvadan yedin mi hiç? Yedim. Böylece. Yedim. Dondurma yiyormuşsun gibi geldi de gözüme. Ayva çok mayhoş geldi bana da dondurmayı üst üste aldım o yüzden. Nasıl buldun tatlıyı? Tatlı güzel ama ayva niye bu kadar çok mayhoş geldi onu bilemeyeceğim. Bilmiyorum ki ayvanın da doğrarken tadına bakmadım hiç. Yok ekşi bir ayva mıydı? Ekmek ayvası ama ya şekerini bol koydum. İki bardak şeker koydum. Evet şekeri koydum bolca şekerini. Var. Evet. Ama tatlı çok mayhoş geldi abla. O yüzden dondurmayı kaşık kaşık yemeye çalışıyorum inan. Pişmesi zaten... nasıl peki? Ya biraz sert geldi. Bana. Yani aslında kararmamış çok güzel olmuş. Ya, ayva kararmamış yani mesela. Yani ben onu ıslattım. Limonu suya ıslattım. Limonu suya koydum kararmadı. Tamam. Ama nasıl yıkadım. Oldu acaba? Hayır yıkadım ondan sonra. Böyle şey yapmadım. Şeker doldurdum. Şeker koydum. Çok böyle bir tık sert ayvanın gibi abla. Kendisi. Bir de çok mayhoş bir tadı var. Çok ekşimi yumuşak ama hayatım ne bileyim. Yok. Ayvadan ayva değişiyor demek ki birisi bir ayvadan, ikisi bir ayvadan, öyle ikisi bir ayvadan. Farklı. Böyle kesilmiyor. Şuralar mesela demek bak şöyle sarı kısımları var ya. Hani dedim ya, dedi ya hanımefendi et nasıl kesilmez. İşte ayva da kesilmese kesilmezmiş yani. Gerçekten yani. Ayvanı kesilmez olur mu? Evet hanım kesilmese benim masayı unut. Şu an senin masandayız. Benim evet. Masamı unut. Yok ben hep senin masaya gideceğim Semra Hanım olmaz. Peki Selma kitap senden puan alacak mı? Abla çok özür dilerim ama. Eline sağlık. Bu kadar emek var hayatım ya aşk olsun. Yani aşk olsun ya. Yani ayva o kadar mayhoş ki. Yani o kadar sert mi yani, ayva? Hayır. Yok. Yani şu sarı kısımları var ya bak. Sarı kısımları sert. Sarı kısımları sert iç kısma hani doğru. Hani kesilmeyecek kadar sert mi? Semra'nınki yumuşak, benimki yumuşak. Demek ki ayvasından arkadaşlar hepsini aynı yerde yaptım bundan yoksa. Önce tencerede yaptım sonra fırınladım. Doğrudur. Eline emeğine sağlık ablacığım. Afiyet olsun. Tadı o kadar bak gel bak istiyorsan şu kenardan. Yok görüyorum çok kesmenden maymuş. Ama gerçekten yani bak benimki de hamur gibi onunki de öyle. Demek ki sizinki aynı ayvadanmış. Kadir Bey'inki de yumuşak. Peki afiyet olsun. Meral abla beğendin mi tatlıyı? Ben de beğenemedim. Hem ortası sert. Ondan sonra rengi biraz daha kırmızı olmasını isterdim. Ondan sonra biraz daha pişip fırınlanması şöyle fırında fırınladım güzel arkadaşlar, bir... fırınladım arkadaşlar, hiç fırınlanmamış. Gerçekten fırınladım. Fırın şeyi hiç yani tencerede pişmiş fırınladım. Gibi... Fırınladım. Mesela önce tencerede pişirdim sonra fırınladım. Jölesi var tencerede. Jölesi var. Onu da şöyle... Bence fıstık yerine o jölesinden şöyle yapsaydın da görseydik. Ama bebeğim keşke onu eritip de koysaydım. Dolmuş çünkü jölesi. Var ya yoksa orada. Yani ama fırınlanmış... Tadı hiç bana gelmedi yani haşlanmış yok, biraz şeker fırınladım. Ekşiliğine onu da katılıyorum fırınladım. Belki ikimizin bir ayvadır. Gerçekten aynen öyle ayvalar da fark olabilir. Ama bayağı bir ekşi evet. Şeyi dediğin gibi dondurmayla yersen yiyebiliyorsun ama dondurması... Zaten bu tatlı yani dondurmayla tatlı yiyince daha lezzetli. Yani ben bunu yerim hanımlar. Normalde yerim ama tatlı olarak değil. Öyle bir ekşi mayoş. Peki ayvanın ekşi olması Gülbet Hanım'ın suçu mu? Yani onu ona göre şekerini dengeleyecek. Ama ölçüye göre şeker koydum. Ben daha fazla da koysam bu sefer öbürleri şekerli olurdu arkadaşlar. İşte bilemiyorum aynı yerden yani hepsini şey. Bir daldan toplamadım ama ben. Biraz daha bunu marketten aldım. Yok fırınladın ama o fırına sadece galiba girip çıkmış. Yani fırınlanmış bir şey. Ayvada yerini anlamamış gerçekten mı? Bayağı durdurdum. Yani bakar mısın? İç gerçekten. Yani. İsterseniz yok. Tencerem orada şeyim orada kabım orada tamam, neyle koydum ben tepsi. Size inanıyorum yani orada siz yani yalan söyleyecek sen değilsiniz. Sen bunu fırına... Tepsiyle mi verdin, tencereyle mi? Tencereyle mi verdim? Çünkü o tencerem fırına da giriyor benim. Tencereden pişirdim, onu öyle fırına da koydum. Belki acaba tepsiye koysaydın daha iyi olurdu. Tencerenin içine çok ama net ısı girmediyse. Hayır, tencerem derin değil, böyle şey tenceresi, yani, böyle evet. Tepsi gibi tabii. Peki, afiyet olsun Meral abla beğenmedi. Semih Hanım? Abla, ellerine sağlık. Ama bu gerçekten fırına girdim ya. Girdi, gerçekten girdi. Çok ekşi, yani inanılmaz derecede ekşi bir şey. Arkadaşların dediği gibi yine aynı yorum olacak. Belki hepiniz bir mi yorum yapıyoruz diyeceksiniz ama... Hep benim arkamdan gidiyordunuz. Hadi başkasının arkasına gidin yok, bu sefer arkadaşlar. Hani hep bir mi yorum yapılıyor denilecek ama... Evet. Dondurmasız yenmiyor. Yenmiyor. Bir de vallahi dediği gibi... Meral Hanım da valla bak... Şekerde. Dediği gibi hani az daha kızarmış olsaydı daha da hoş bir tadı olabilirdi. Belki o ekşiliği alırdı. Belki alabilirdi. Ama yani gerçekten fırına attım ben yani. Fırınladım ben bunları. Bence benim... Ayva bayağı pişmiş. Kendini senin de sağlıklı. Senin güzel ama. Benimki de pişmiş bak sizinki de özel, pişmiş fark ettim. Semra bir altını çevirsene. Bu fırınlanmamış. Bu ayva fırınlanmamış. Gerçekten fırınlanmış. Gerçekten fırınlanmış. O şekeri sana koyacağım. Hiçbir kız aynı ayva. Arkadaşlar yemin ediyorum ki size fırınladım ben. Doğrudur. Şeker oranı da bana çok az geldi. O ekşilik ondan dolayı. Yoksa fırınladım hani. Şekeri tam tutturmuş olsa o ekşiliği de götürür. Ya iki bardak yani. Bunu fırına koymuşsunuz. Aman hadi bir... Hayır hemen çıkarmadım. Hayır. Bayağı kaldı. Hayır.
15-20 dakika kalın. Bu fırında eğer durmuş olsa zaten dışarı dış tarafı biraz yekil. Ben şunu söyleyeyim. Hürriyet Hanım ayvayı fırına verdi. Yalnız ayvanın üstünde de börek vardı. O da ondan da olabilir. Yani tencereyle verdi üstüne işte de böreği. İşte böreğin altı ondan pişmemiş. Ayva da ondan kızarmamış ortaya çıktı. Yanmasın diye öyle yaptım arkadaşlar. Bu yanmasın diye. Bu sefer böreğin... Evet. İşte Mürit Hanımcığım tam... deminden beri söylediğim keşke evet. O böreği yapmasaydınız da bana dediğiniz neyse, gibi bir daha dönemeyiz hayatım ne yapalım. Ah, Meral abla kalktı baklavaya. Dönsek neler olacak ama dönemiyoruz. Meral Hanım arkadaş sen bu hanımefendiler hiç konuşmadın. Ben onlara da konuşmadım. Ben onlara röportajda söyleyeceğimi söyledim. Ama, ve şimdi de sadece ama bir şey söyleyeceğim. Bir dakika lütfen bana izin verin. Buyurun. Kaç gündür konuşmadım. Buyurun. Bugün de mi bekledin Meral abla? Sabah. Yok Semih Hanım bir sadece bir sözü çok zoruma gitti. Ben de şey de yok arkadaşlar. Ben kazanırsam 20 bin lirayı Meral Hanım'a veririm dedi. Gerçekten ben 20 bin lira için değil. Adalet için çok üzüldüm. O kadar. Yani ama yarış başı olsaydı o puanları onlara vermezdim. Ay. Sadece Semra Hanım'a çok büyük haksızlık yaptım. Yani şey değil. Aşk olsun. Peki sen pişman değilim yani. Semih pişmanlık Hanım'ın 20 demiyorum. Bin lirayı sana vereceğim lafına niye bu kadar içerledin ki? Verecek benim buraya Semih'e para için geldiğim sanılıyor. Kesinlikle öyle bir şey. Tabii ki amacımız kendimizi gösterip tabii ki bir ödül kazanmak, eğlenmek. Sen bunu hakaret olarak mı algıladın? Öyle. Ama başı öyledir bak. Bir ödül kazanmak ama sonunda eğlenmek yani. Sadece çünkü öyle bir şey beklemiyordun. 20 bin lirayı kazanırsan verecek misin Meral ablaya? Ya şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. O sabah gerginlikle oldu. Benden yaşça büyüksün. Bak ben yaklaşık bugün 5. gündür hiç kimseye kendi masamla dahil olmak üzere saygısızlık yapmadım. Yapmamaya da dikkat ettim. Ama öyle bir kelime kullandın ki ya burası bir yarışmadır, kurban bir dakika, olur. Sen bana hakkını helal etmemek şey demek ne demek? Bir şey soracağım. Ne sadece onun cevabını alayım, başka da bir şey söylemeyeceğim. Söyle abi. Gerçekten vallahi hiç böyle... vicdanım rahat. Ha, tamam. Vallahi rahat. Demin diyorsun ya, iki buçuktu işte. İki buçuktan ne vereyim sana, iki buçuk mu vereyim? Yani iki buçuktan bir kanaat kumanı üç veremiyor musun yani? Ablacığım, ben gerçekten bak haksızlık, rahatım abla, tamam. Haksızlık başka yapmam. Şey demiyorum, ama hani kırılmış, eğer kırıldıysan özür dilerim ama şimdi ona bir bakarsak, dönersek abla, altı üstü bir yarışmadır. Beni belki bir saat sonra görmeyeceksin. Altı bir üstü dakika. Yarışmaysa o zaman abla, hakkını vereceksin karşıdakine. Şimdi sen dinledin, ben sana cevap vermedim değil mi? Şimdi dinle. Abla o zaman çok büyük böyle içerledin ya. Ben de oturup içerleyeyim. Bana hakkını helal etmedin ya. Sonuçta sen bak, bak şöyle söyleyeyim. Bir bardak suyun bile hakkı var. Ben senin evine geldim. Bir abla lütfen. Ben senin evine geldim. Suyunu içtim. Haktır. Sen benim evime geldin. Suyunu içtin. Bu haktır. Şimdi örnek veriyorum. Ben buradan giderken insan başına her Allah şey gelebilir mi? Tabii, tabii Allah korusun. Kız programı sırlar kapısına çekildiniz mi? Hani, biraz daha hani sorgu melekleri geldi. Yok abi. Yani sabah hani sen çok bana, gergindim gerçekten. Sen bana onu bir şey anda söylersen. Gerçekten hani, ama ben sana yeni o kadar. Peki Meral abla. Cidden Semih'e kazansa 20 bin lirayı sana çok verse kabul etmez misin? Hayır kabul etmem. Öyle bir şey olur mu? Allah canını almasın seni. Ay bana ver bakalım. Arkadaşlar ama benim yapacak yer alırsam çok üzülürüm. Gerçekten çok üzülürüm. Bir şey demiyorum abla ben sana. Bak, yani benden Semih'e senelerde puanla birinci olsa. Ay bir puanla mesela birinciyle ikincinin arasında bir puan olursa sebebi ben olarak kendimi kabul ediyorum. Peki üzülür müsün? Üzülürüm. Abla sana gerçekten cevap vereceğim ben de vallahi. Bu kadın hasta olur sonra ben diyeyim. Sen simidini al doğru parka. Bak sen evde durma kendini depresyona sokarsın. Yok şey yok. Demiyorum abla. Evet. Benden büyüksü sana cevap vermem valla. Hazırsanız puanlamaya gidiyoruz. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.